Sizin de bir çay toplama hikayeniz var diye biliyorum ben ve hala da çay toplamayı çok sevdiğinizi söylediler bana ekip arkadaşlarınız. Şöyle, yani 1989 yılında ben liseyi bitirdim. Bu sürede gerçekten bizim çay toplama köyün, evimizin ve bizim yaştaki çocukların yapabileceği bir işti. Ben liseyi bitirmeden önceki 3 yıl bütün ailenin çayını tek başıma toplardım. Annemle anlaşmamız şuydu, çayı ben toplayacağım, keseceğim deriz biz, kıracağım diyenler de var ama biz çayı keseriz, bizim tabirimiz öyledir. Annem rahmetli de onları satardı çünkü o satmak çok sıkıntılı bir işti, kalabalık çay alım yerinde filan. Tek başıma, o zaman için az tabii, 3 sezon çayı, 2,5 sezon çayı tek başıma toplardım. Ondan sonra doğrusu arada heves almak için çay tarlasına girmek dışında çay tarlasına giremedim. Ama o zaman da biz her zaman neyse üzerimize düşen en iyisini yapmaya çalışmıştık. Dolayısıyla o çocukluk günlerimiz, çocukluk belki ilk gençlik günlerimiz hep bizim hasretle, nostalji duygusuyla andığımız, hatırladığımız anılar.